Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte birkaç haftadır ördüğümüz bu çiçek modelinin eldiven modelini çıkardım. Gerçekten çok güzel oldu. Daha önce hiçbir yerde görmedim. Zaten tamamen bu modelin eldivene uygulanışı bana ait. Çünkü hiçbir yerde görmedim. Kafama uygun şöyle şurasını şöyle yapalım, burasını böyle yapalım derken ortaya muhteşem bir şey çıktı. Umarım sizler de beğenir, severek yaparsınız. Benim ördüklerim biraz küçük oldu arkadaşlar. Benim elim küçük ve diğeriniz biraz sıkı örmüşüm. O yüzden birazdan zaten tek tek bilgilerini vereceğim. 8 ve katlarından oluşan bir model. Sizler 8-8 arttırarak istediğiniz büyüklükte örebilirsiniz. İstediğiniz sırada örebilirsiniz. Ben 3 sıra çiçek sırası ördüm. Sizler 4-5 istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Eğer 10-15 yaş arası çocuklar için istiyorum derseniz bu benim ördüğüm model ve sayılar yeterli olacaktır. Çünkü gayet küçük bir eldiven. Yetişkin eline biraz dar gelebilir. Benim elim küçük olduğu için benim elime tam geldi. Hele hele eliniz sıkıysa zaten bu 10-11 yaşa tam olarak uyacaktır. Ama dediğim gibi istediğiniz gibi büyütebilirsiniz. Ve benim kullandığım ipler Alize Cotton Gold. Bej rengi ile tarçın rengini kullandım. Kullandığım hemen tığları da göstermek istiyorum. Arkadaşlar ben 2 milimlik tığ kullandım lastik bölümüne. Lastik bölümünü bitirdikten sonra hemen 2,50 milimlik tığ ile ördüm. Ama size tavsiyem 2,50 milimlik tığ ile lastiği örün. 3 milimlik tığ ile da diğer geri kalanını örebilirsiniz. Evet, isterseniz bu güzelliklerin yapımına geçelim. Şöyle şu şekilde de göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Evet, isterseniz hemen yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz bana çok büyük bir destek olmuş olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzelliklerin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle ana rengimle başlıyorum ve lastik bölümünden başlayacağım. Şu anda kullandığım lastik bölümü için kullandığım tığ 2 milimlik tığ. Toplamda 40 tane zincir çekeceğim. Elimi çok sıkmayacağım, çok da gevşek bırakmayacağım. Bu şekilde 40 tane zincir çekip hemen dönüyorum. Evet, ben toplamda 40 tane zincirimi çektim. 8 ve katları şeklinde zincirimi çekiyorum. Sizler bu katlarla ister daha küçük ister daha büyük modeller çıkarabilirsiniz. Benim ellerim biraz küçük olduğu için ben biraz küçük başlıyorum. Size tavsiyem 2 milimlik tığıyla değil, 2,5 milimlik tığıyla, yani 2,50 milimlik tığıyla başlayın. 3 milimle devam edin. Çünkü ben birazcık minik yapıyorum. Bunu da hatırlatmak istedim. En son şöyle zincirimi çektikten sonra ilk yaptığım zincire batıyorum ve kaydırmayla birleştiriyorum. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çektim ve tek tek zincirlere şöyle arkadan basacağım, batacağım. Bakın arkada şöyle ilmeklerim var. Şu şekilde net miyiz? Şöyle ilmeklere batarak ikili trabzanlar yapacağım. Saydığımda 40 tane trabzanım olması gerekiyor. Bakın arkadan ilmeğe batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Arkadan ilmeğe battım. Ve şöyle ikili trabzan. Eminim anlaşıldı. Şöyle bakın. Arkadan ilmekleri. Bunu niye yapıyoruz derseniz şöyle arkada bir aşağıda şöyle bir çirkin görüntü oluşmaması için yapıyorum. Daha düzgün dursun diye. Ve arkadan ilmeğe batıyorum. Şu şekilde. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sıramın sonuna geldim. Toplamda 40 tane trabzanım var. İlk yaptığım trabzan tepesine batıyorum. Şöyle daha net göstereyim. Bakın.
Şu ilk çektiğim zincire değil de hemen yanındakine batıyorum. Kaydırma yapıyorum şu şekilde. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Hemen yanındaki trabzanın beline önden doluyorum. Şöyle biraz uzatarak ikili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Arkadan hemen yanındaki trabzanı arkadan beline dolayarak ikili trabzan yaptım. Tığın başını doladım. Hemen yanındaki trabzana önden beline dolayarak bir önden bir arkadan bu şekilde devam edeceğim sıra sonuna kadar. Bir arkadan bir önden beline doluyorum ve bu sırayı bu şekilde bitiriyorum. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son bir trabzanım kaldı. Önden beline doluyorum. İkili trabzanımı yaptım. Daha sonra yine bakın zincirin tepesine değil de hemen önden beline doladığımın tepesine batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Bundan sonraki sıralar daha kolay. Önden beline doladığımı önden beline doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Arkadan beline doladıklarımı ise arkadan. Bütün sıralar bu şekilde ilerleyecek. Bir önden, bir arkadan. Bir önden, bir arkadan. Yani arkaya doladıklarımı arkadan beline dolayarak, önden beline doladıklarımı ise önden beline dolayarak istediğiniz sırada sayıda yapabilirsiniz. Ben kendi zevkime göre ayarlayacağım sırayı. Sizler de kendi zevkinize göre ayarlayıp daha sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ben toplamda 6 sıra lastiğimi ördüm. Ben şöyle biraz lastiği kısa seviyorum ama sizler iyice uzatabilirsiniz. Çok uzun lastik sevenler de var. Şöyle şuraya kadar lastik örüp devam edebilirsiniz. Ben biraz kısa ördüm. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın. Hemen şöyle yanındaki trabzan tepesine tığın başını dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Yan yana 3 tane tek tek trabzanlara batarak 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tığın başını doladım. Bir tane trabzan atlıyorum. İkinci trabzana batıyorum. Ve yan yana 3 tane ikili trabzan. Bu sıra bu şekilde olacak. Bir zincir. Tığın başını doladım. Bir tane atlıyorum. İkinci trabzan tepesine batıp yan yana 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Yine bir tane atlıyorum. İkinciye batıyorum. Ve yine yan yana 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve burada da bir tane artmış trabzanım olması gerekiyor. Şimdi burada hiç zincir çekmeden ilk çektiğim zincirin tepesine batıyorum. Şöyle ilmek alıyorum ve bu iki ilmeği aynı anda kapatıyorum. Buraya da bir zincir çekmiş oldum. İki zincir çektim. Tığın başını doladım. Hemen bu boşluğa çektiğim zincirle beraber iki tane ikili trabzan yaptım. Üçüncüyü sadece iki ilmek kapatıyorum ve iki ilmeği şöyle çok güzel bir tarçın, bu ara tarçın rengini çok seviyorum, İçinden geçirdim. Hemen şu ipliklerimi kaçmaması için bağlıyorum. Şöyle bağlarsak daha sonra içten bunları saklaması da kolay olur. Ve hiçbir şekilde çözülmezdi. Evet. Şimdi bu sırada eğer daha önceki bu modeldeki videolarımı izlediyseniz şöyle arkadan griyi saklıyorum şu şekilde ve burada bir zincir çekiyorum ve önümdeki boşluğa batıp iki tane ikili trabzan, üçüncüyü yarım, yani sadece iki ilmek kapatıyorum
İki ilmeği gri ile kapatıyorum. Şöyle biraz da sıkılaştırıyorum. Bir zincir çektim. Bakın arkada yürütüyorum gördüğünüz gibi. Bir, iki, üçüncüyü yarım ve tarçını alıyorum, tarçınla kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum, ipimi sıkılaştırdım ve tarçınla yine bu şekilde devam ediyorum. Bir tarçın bir gri, bir tarçın bir gri. Aslında bu renk gri değil, beş aslında. Ben de renk körlüğü de var zannedersem. Herhalde bej bu renk, pardon, çok pardon, gri değil, bej rengiyle örüyorum, bej ve tarçın rengi. Bundan önceki videoda şapka örmüştüm, o gri pembeydi herhalde, o kaldı aklımda. Bu şekilde eminim ki anlaşıldı. Şöyle de göstermek istiyorum, bakın, bir bej rengi, bir tarçın rengi, devam ediyorum sıra sonuna kadar. Evet, son sırada bakın yine tarçınla devam ediyorum. Tarçınla en sonuncuyu direkt tarçınla bitiriyorum. 3 tane ikili trabzan yapıp bakın. Şimdi karşıdaki ilk zincire battım. Şu arkadaki diğer rengin arasından geçirdim ki şu öne almak için yapıyorum bunu. Bu şekilde ikisini bir de kapattım. Bakın bu şuraya gelmiş oldu ama artık bunu bırakıyorum. Şöyle kenara çektim. Yürütmeyeceğim. Çünkü bu sırayı sadece tarçınla öreceğiz. İki zincir çektim. Tığın başını doladım. Normal bir şekilde üçer tane ikili trabzan yapacağım. Bir zincir. Bakın şu aradaki, yani arkada yürüttüğümüz ilmeklerin içinden geçerek yapıyorum. Ki orada bir ilmek görüntüsü olmasın. 3 tane ikili trabzan, bir zincir, tığın başını doladım. Bakın yürüttüğüm ip burada. Hemen altından batıyorum. Ve 3 tane ikili trabzan. Bu sırayı bu şekilde sadece tarçınla devam ediyorum. 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan. Sıramın sonuna geldim. Son grubumu yaptım. Yine zincir çekmeden ilk çektiğim zincirin tepesine batıyorum. İlmek aldım. İki ilmeği aynı anda kapattım. Bakın tam çiçeğin ortasındayım. Hemen buraya iki zincir çekiyorum. Ve buraya çektiğim zincirle beraber iki tane ikili trabzan. Üçüncüyü yine yarım. Hemen arkadaki bej rengini alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şöyle biraz da sıkılaştırıyorum. Bakın iki çiçeğin arasına bej rengini yapıyorum. Yine bu sırada da bir tarçın bir bej olarak devam edeceğiz. Üçüncü de tarçınla değiştiriyorum. Ve ilk sırada ne yaptıysak burada da onu yapıyoruz. Önemli olan nereye hangi rengi yapacağız. Yani iki çiçek arasına bej gelecek. Çiçeklerin tepelerine ise tarçın rengi gelecek. Bunu tam üst üste getirdiğimizde çiçeğimiz zaten ortaya çıkacaktır. Burayı zaten biliyoruz artık değişimleri. Sadece bu ilmekleri karıştırmayalım. İpler bazen iki iple ördüğümüz zaman maalesef karışabiliyor. Benim de başıma geliyor bazen. O yüzden ona birazcık dikkat edelim. Evet, bu şekilde bakın çiçeklerimiz ortaya çıktı. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Son sırama geldim. Yine az önce kapattığımız gibi zincir çekmiyorum. İlk çektiğim zincirin tepesine battım. Tarçını da onun üzerinden geçirdim. İlmek aldım. Ve iki ilmeği aynı anda kapattım. İki zincir çekiyorum. Ve bu sırayı da şöyle tarçını kenara çekerek sadece bej rengiyle öreceğim. Tarçını nasıl örmüştük? Aynı şekilde 3 tane ikili trabzan, bir zincir ve hemen bakın altındaki ilmekleri unutmuyorum. Şöyle alttan geçiriyorum tığımı ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bir zincir. Evet, bu şekilde devam edelim. Sıramın sonuna
Geldim. Şimdi yine aynı şekilde zincir çekmeden ilk zincire batıyorum. Bakın tarçını da araya aldım. İlmek çektim. Ve bu sefer beji bırakıyorum ve burayı tarçınla kapatıyorum. Çünkü şöyle biraz sıkıştırayım. İki zincir çekeyim, hemen anlatayım. Bakın. Çiçekler üst üste gelmemesi gerekiyor. En önemli şey bu. Bakın, hemen şöyle iki çiçeğin arasındaysak hemen buraya tarçınla devam ediyoruz. Tarçın 5, tarçın 5 şeklinde. O şekilde çiçekler üst üste gelmeyecektir. Diğerinde de göstermek istiyorum. Bakın, çiçekler üst üste gelmiyor kesinlikle. O yüzden bunu tarçınla başlıyorum. Yine bej rengini arada yürütüyorum. Ve yine tarçın 5, tarçın 5 devam edeceğim. İkinci çiçek sırasında da. Bir zincirimi unutmuyorum. Ve şöyle ipimi de sıkıştırıyorum. Çok bolarmasın diye. Altta ilmeğim olmadığı için yürütme ilmeğim. Hiç ona dikkat etmiyorum. Ve bu şekilde 1 5 1 tarçın devam ediyorum arkadaşlar. Bir üst sıra da aynı şekilde sadece tarçınla devam edeceğiz. Sadece başlangıcı arkadaşlar önemli. İki çiçeğin arasındaysam tarçınla başlıyorum ama devamı hep aynı şekilde tabii ki göstereceğim. Ben bu sırayı bitirip hemen dönüyorum. Evet, sıramın sonuna geldim. Son grubumu yaptım. İlk çektiğim zincirin tepesine batıyorum. Yine beji şöyle tığın üzerinden geçiriyorum. İlmek aldım ve tekrar değiştiriyorum. Bej rengiyle kapattım. Bakın, iki çiçek arasında yine gri hep diyorum. Bejle başlıyorum. Ve 3 tane zincirimi çektim. Şöyle biraz da sıkıştıralım. Evet. Yine arkada yürüterek 1 5 1 tarçın öreceğiz. İkinci sıra çiçeklerimizi de tamamlayacağız arkadaşlar. Kapattım. Bir zincir. Bakın tam çiçeğin ortasına geliyor. 1 2 3. yarım kapattım ve bejle devam ediyorum. Eminim ki anlaşıldı. Şimdi bu sıra bittikten sonra bakın ikinci sıra çiçeğimizi de tamamladık. Bu sırayı bitireceğim. Daha sonra bir sıra bej ile devam edeceğim. İkinci sırayı, ilk sırayı bitirdikten sonra yaptığımız gibi bir sıra tek başına bej örüp hemen dönüyorum. Evet, ben yine bir sıra bej rengiyle ördüm. Şöyle hemen birleştirelim burayı. Yine aynı yöntemle birleştiriyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Artık buradan sonra ben parmak kesimini yapacağım. Sizler de böyle bakın. Elinizle geçirin. Tabii ki benden biraz büyük örmeniz lazım. Benim elim birazcık küçük. Bana göre ideal. Ben çok bol da olsun istemiyorum. Şöyle elimi kaplasın, böyle çok zarif görünsün istediğim için birazcık ben dar yapıyorum. Ama sizler rahat istiyorsanız dediğim gibi 8 ve katları şeklinde, yani 8 tane daha zincir eklerseniz daha da geniş olacaktır ve bir tane çiçek fazla olmuş olacak. Evet. Şimdi burada ben yine bakın çiçeğin üstündeyim. Burayı yine bej rengiyle öreceğim. Yine bir sıra şöyle biraz sıkıştırmak istiyorum. Yine bir sıra gri, bir sıra bej. Biraz öreceğim. Daha sonra parmak kesimini de beraber yapacağız arkadaşlar. Şöyle birkaç tane örmek istiyorum. 1 5 1 tarçın şeklinde birkaç tane örüp dönüyorum. Bakın şöyle birkaç tane ördüm. Nerede kesmek isterseniz. Ama ben bejle kesiyorum. Bejle başlıyorum. 2 ilmek aldım. 2 ilmeği tarçınla bir zincir. Bakın. Bu
Burada ben 3 tane, 1, 2, 3 tane ayırıyorum. Benim için parmak ideal, parmak aralığı. Şöyle söyleyeyim, bejle başladık ve bu tarafa benim tarçın yapmam gerekiyor ki sıralamayı bozmamak için. Şimdi tığın başını doluyorum. Bakın şu beji de buraya alıyorum yalnız. Orada bir şeylik olmasın diye. 1, 2, 3, 4. boşluğa tarçınla. Şöyle biraz da şunu çekeliyorum. Yine arkada yürütüyorum. Ve devam ediyorum. Yine bir tarçın, bir bej yapmaya. Ve çiçek sıralamamda bu şekilde bozulmamış oldu. Yine aynı şekilde devam ediyor. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Bakın yine sıralama bozulmadı. 5 tarçın, 5 tarçın devam ediyor. Burada bir çiçek eksilmiş oluyor. Eminim ki anlaşıldı. Ben şöyle devam etmek istiyorum. Zaten iyice küçüldü. Çok da uzun sürmeyecektir. Gerçekten bu modelle bu eldivenin bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim. Yap boz, yap boz şeklinde diğerini ördüm. Bitince dedim ki ya gerçekten ben bunu daha önce neden örmedim? Evet, şöyle hemen bakıyorum burada ne ile başlayacağız? Evet, burada ne yapıyorduk? Bir sıra tarçınla devam ediyorduk. Şöyle şunu aradan geçireyim. 1, 2, 3. Hemen şöyle beji kenara aldım. Bu sırayı sadece tarçınla devam ediyorum. Şöyle şuraya gelene kadar devam edelim. Burayı da göstereyim size. Evet, bakın şu kestiğimiz bölüme geldim. Hemen şöyle bakın araya batıyorum. Buraya da 3 tane 2 litre trabzan ve bu şekilde devam ediyorum. Şu alttakileri unutmuyoruz. Evet. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle hemen elime geçirip göstermek istiyorum. Dediğim gibi siz bunu elinize göre dizayn edeceksiniz. Kaç sıra isterseniz. Ben 2 sıra şöyle şu bölüme yeterli oluyor. Size belki 3 sıra olacak. Burada bu bölümü de tek sıra çiçek öreceğim. Daha sonra da normal 1-2 sıra sık iğne yapacağım. Benim için yeterli. Ben yine bu sıradan sonra bir tarçın bir bej şeklinde devam edeceğim. Bir sıra tek bej öreceğim. Daha sonra da beraber aynı şekilde sık iğnelerimizle devam edeceğiz. Şunun zarifliğine bir bakar mısınız? Parmakta sağ sol ayrımı yapmanıza gerek yok. Zaten eldivenin iki tarafı da aynı olduğu için ayrım yapmaya gerek yok. Ben hiç ayrım yapmadım. Birini sağ, birini sola takacağım. Ben çok beğendim. Bakar mısınız güzelliğine? Ben hemen bu 3. sıra çiçek bölümünde bitirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben son sıramı da bitirdim. Gördüğünüz gibi 3 sıra çiçek sıramız var. 2. sırada parmak kesimimizi yaptık. 3. sıraya geçtiğimizde parmak kesimimizi yaptık. Daha sonra 3. sırayı tamamladım. Son sıraya bir sıra bej yaptım ve benim şöyle tarçınla işim kalmadığı için onu kesiyorum. Ve tabii ki düğümümü atıyorum ki çözülmesin. Daha sonra iç taraftan tersini çevirip saklayacağım. Şu şekilde 2 kez düğümümü attım ve bu sırayı her bir trabzan tepesine batarak sık iğne yapıyorum. Tek tek batıyorum. Tam tepelerine batıyorum. Bu zincir boşluğuna direkt bu şekilde batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Tüm sırayı bu şekilde trabzan tepelerine birer tane, bir zincirlik boşluğa bir tane. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldim. Bakın, şöyle direkt tepeye batmıyorum ki arka ilmekten tek tel alarak şöyle kaydırmayla burayı bitirelim. Bir zincir çekiyorum
ve arka ilmeklere batarak, bu sırayı arka ilmeklere batarak sık iğne yapıyorum. Bunu yapmamın nedeni bu sık iğnelerin kıvrılmaması için. Dümdüz sık iğne yaptığımızda kıvrılmalar oluyor. O yüzden şöyle bir arkadan bir önden, şöyle bir üst sırada da ters çevirip tersten arka ilmeklere batacağız. Bu şekilde bakın, sadece arka ilmeğe batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıramın sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğneyi yine arkadan batıyorum. İlmek aldım ve kapattım. Çevirdim. Bir zincir çekiyorum ve yine arkadan ilmekleri batarak, şu biraz sıktı, bizim Daisy gene bağırıyor. Şöyle arka ilmeklere batarak, çevirerek yapıyorum. Arka ilmeklere batarak devam ediyorum. Bu şekilde tek tek batıyorum ve arka ilmeklere. Daha sonra önden yine aynı şekilde arka ilmeklere batacağım. Ben şöyle bu sırayı da bitirip hemen dönüyorum. Sıramın sonuna geldim. Arka ilmeğe battım. Kaydırmayla kapatıyorum. Ve bir zincir çektim. Modelin önünü çeviriyorum. Ve yine arka ilmeklere batarak sık iğnemi yapıyorum. Bu benim son sıram. Evet. Bu şekilde bu sırayı da bitirip dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben bu sıramı da bitirdim. Kaydırmayla kapattım. Bir zinciri atmadım. İpimi kesiyorum. Şöyle. Hemen şöyle bir iğne buluyorum. Burasını düzgün kapatabilmek için şöyle üstten geçirdim. Evet. Daha sonra içten bunu saklıyorum. Bakın daha düzgün bir görünüm, böyle bir topalık olmuyor burada. Daha sonra ipimi saklayıp bir düğüm atacağım ki çözülmesin ipim diye. Hemen şöyle aşağılara doğru indiğimde çok sıkı sıkı örmüşüm her zamanki gibi. Kameranın karşısında maalesef elim sıkılaşıyor. Bilmiyorum bunu. Normalde inanılmaz bol örüyorum. Çok gevşek örüyorum. Ama kameranın karşısında elim sıkılaşıyor. Onu henüz çözemedim. Ve farkı da birazdan göstereceğim size zaten. Kameranın arkasında örüşümü ve kamerada, mesela şu kamerada ördüğüm bayağı bir sıkı sıkı oldu. Şöyle elimi geçiriyorum. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel. Diğerini de kamera arkasında ördüm ve o daha geniş. Sayılar, her şey aynı. Ama bak, gördüğünüz gibi bunu çok gevşek gördüğüm için bu daha büyük oldu. Bu daha dar oldu. İşte kamera önü ve kamera arkası farkı diyeyim ben size. Ama çok güzel, gördüğünüz gibi ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsiniz. Umarım sizler de örüp Instagram hesabımdan bana fotoğraflarını gönderirsiniz. Bundan sonraki videolarda da bu modelin şapkası, atkısı olacak zaten. Ben bu modeli takmış durumdayım. İnanılmaz güzel çünkü. Bu modelle istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Yelekler, atkılar, şapkalar, sizler ne isterseniz. Ben de böyle onları çıkarttıkça sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü daha önce hiçbir yerde bu modelin eldiveni görmedim. Beresi belki vardır. Atkısı, beresi, onları da hiç görmedim. Ama örüp örüp sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Eğer beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı ihmal etmeyin diyorum. Bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.